Merhaba, ben Leonard Ferhati. Üsküp'ten, Matka köyünden, de Matka Kanyonu'ndan sesleniyorum. Bugün Üsküp'e geldik Kosova'dan. Üsküp'te otelde yerleştikten sonra hemen fırsatımızı bulup Matka Kanyonu'na geldik. Benim için, belki de birçok kişi için Matka Kanyonu vazgeçilmez bir yerdir Makedonya Cumhuriyeti'nde ve Üsküp şehrinde. Matka uzun bir kanyon, iki dağın, yani böyle keskin iki dağın arasında kalan bir göl, baraja çevirmişler. Biz kayıkla kısa bir gezi yaptık, detaylardan da anlaşıldığı gibi. Çok derin, 100 metre geçiyor söylentileri var. Suyu buz gibi, böyle 50 uzatıyorum. 5 saniyeden fazla dayanamıyorum, kesiyor direkt, çıkarıyorum. Dehşet bir manzara, yeşilliğin içinde doğa, oksijen, kuşlar. Yani çok fazla anlatacağı bir güzellik, yani sözle anlatılacağı bir güzellik değil bu. Bu ancak görerek anlatılabilecek bir güzellik. Kayakla gezi yapacağımız anda bir yere kadar gideceğiz, kayaktan ineceğiz, orada mağaraya uyuyacağız. Değişik bir mağara söylediklerine göre. Ondan sonra da yani kısa bir ziyaret olacak. Ondan sonra tekrar kayıkla biniş noktasına döneceğiz. Başka, çok soğuk. Geleni 5 dakika tutamıyorum. Matka mağarasındayız. Kayıkla seyahatimizi yaptık. Yani başlangıç noktasında başladık. Kayıkla geldik. Mağaraya ulaştık. İlk defa hayatımda mağaraya giriyorum. Ve de dehşet bir şey. Korkutucu. Yarasalar var. Yani nasıl bir yorum yapacağımı bilmiyorum. Yani sadece görmek yeterli. Kendimi birden korku filmlerinde düşündüm, yani orada gördüm kendimi. Ama gerçekten çok dehşet bir, yani Allah'ın yarattığı bir doğa, yani doğa deniliyor buna. Yani burada insan eliyle değmişse sadece bu korkuluklarla, bir de ışıklandırmalarla değmiş. Onun dışında çok dehşet bir yapı. Yani buraya gelen, Makedonya'ya, Üsküp'e gelen tüm kişileri, yani buraya uğrarlarsa gerçekten göreceği yeterinden fazla olacak. İnşallah böyle kısa anlatmaya çalışıyorum da inşallah böyle olabildiğince güzel bir video hazırlamaya çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.